tutdum. Tüm işbirliğimiz emanları etraflıca değerlendirdik. Uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konuları değerlendirdik. Ekonomik işbirliğimizin değerlendirdiğimizde memnuniyetle kaydettik ki karşılıklı ticaret hacmimiz artıyor. 2022 yılında ticaret hacmimiz %86 arttı ve 62 milyar dolara ulaştı. Ve bu sene ilk yarısında %4 daha da arttı. Ticaret hacmimizde daha etkin bir şekilde milli para birimleri kullanıyoruz, ruble ve lira. Dolar ve avro payı ise sürekli olarak düşüyor. Bizim merkez bankalarımız iki ülkemizin finansal ve kredi kurumlar arasında muhabir hesap ağı kuruyorlar. Enerji alanında işbirliğimizin hakikaten stratejik niteliğinde. Rosatom şirketimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatını devam ediyor. 4 ünitesine sahip olan bu santral toplam 4800 megawatt güçlükte olacaktır. 25 bin Rus ve Türk mühendis, atom uzmanı ve işçi gece gündüz çalışıyor ki önümüzdeki yılı ilk ünite artık enerji vermeye başlasın diye. Nisan ayında Akkuyu'ya Rus nükleer füze, Rus nükleer yakıt gönderildi ve böylece Türkiye barışçıl nükleer gücünü kullanan ülkelerin seçkin kulübüne dahil oldu. Doğalgaz merkezinde de etkin bir şekilde işbirliği yapıyor. Geçen sene Türk akım ve Mavi akım boru hatları üzerinden Rusya geçen sene 21.5 milyar metreküp gaz sevk etti. Bu yılın ilk 7 ayında ise 10 milyar metreküp gönderdik. Rusya her zaman olduğu gibi bu zamanda güvenli ve sorumlu bir ortak olacaktır. İleride de Türk ekonomisine bu ucuz ama çok etkili bir yakıtın sevkiyatları devam edeceğiz. Ve Türkiye üzerinden üçüncü ülkeye transit olarak gaz sevk etmeye hazırız. Onun için Türkiye'de doğal gaz dağıtım hub'ı, dağıtım merkezi kurulmasını teklif ettik. Gazprom şirketi, BOTAŞ şirketine bununla ilgili yol haritasını paylaştı. Gündemimizde bu hub'ın kurulması için ortak çalışma grubu yapılması ve hukuki finansal konuların karşılıklı olarak oynanmasıdır. Tarım alanında işbirliğimizin hızla gelişiyor. Geçen sene ticaret hacmimizin sadece tarım alanındaki hacmi 7.4 milyar dolara ulaştı. Bu sene de ilk 6 ayda %19 arttı. Turizm alanındaki işbirliğimizden bahsetti. Geçen sene Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyon turist geldi. Bu yılın ilk yarısında 2.2 milyon Rus daha geldi. Ve inanıyoruz ki aynı şekilde hızlı tempo gelişmeye devam edecek bu işbirliğimiz. Bizim ilgili kurumlarımız Türk meslektaşlarıyla Rus turistlerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir şekilde tatil yapması için çalışıyoruz. Türk meslektaşlarının bunun için elinden geleni yapıyor. Rusya Türkiye'de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu felaketler olduğu zaman dost ve ortak olarak her zaman hazır yardım etmeye hazırız. Şubat ayında güçlü depremden sonra Rusya ilk ülkelerden biri bir kurtarıcı ve doktorları gönderdik. Ve yangın söndürme uçaklarıyla gönderdik Türkiye'ye bu yazın yangın söndürme için. Uluslararası konularından bahsettik, özellikle Ukrayna. Bugün tabii ki Karadeniz girişiminin sona ermesi den bahsetti. Sayın Erdoğan da çok bunu konuştu ve biz dedik ki biz bunu yapmaya, bu kararı almaya mecbur ettik. Bizi zorladılar çünkü Batı
Rus tarım ve gübre ürünlerinin ihracatının açılması engelliyor. Yani Batı bizim tarım ihracatın yaptırımdan iade yaptırımdan kaldırılması için engelliyor. Biz Ukrayna tarafı insani koridorları Rus sivil ve askeri tesislere terör saldırı yapmak için kullandı. Ve ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Söz konusu anlaşmanın sona erdirmesi küresel gıda pazarına çok fazla etkilemedi. Bir sorun yok ama dağıtım konusunda bir sorun var. Bunun Karadeniz girişimi ile ilgili hiçbir alakası yoktur. Bu sürpriz bir şey değil çünkü Ukrayna'nın dünya gıda ihracatında payı çok az, %5'tir. Ve ileride de daha düşecek. Batı bizi aldatıyordu. Çünkü Karadeniz girişiminin hakikaten insani hedefleri yoktu. %70 gönderen gıdanın %70'i gelişmiş ülkelere ulaştı. Ve hakikaten fakir fukara olan ülkeye sadece %3 ulaşmıştır. 1 milyon ton az. Ben ilkesel tutumunu tekrar dile getirmek istiyorum. Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Eğer bizim Rus tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili tüm yaptırımlar kaldırılacaktır. Eğer bunu yapılacaksa biz canlandırmaya hazırız. Ben Sayın Erdoğan'a bunu açıkça söyledim. Rusya olarak küresel gıda pazarlarındaki durumu stabilize etme için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu konuda bir projemiz var. Rusya'dan 1 milyon ton tahıl imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden ona çevirip Katar'ın finansmanı ile böyle bir proje yerine getirmeye hazırız. Katar'da insani İnsani sebeplerden dolayı bunu da değerlendiriyor. Biz 6 Afrika ülkesiyle çalışıyoruz. Bu ülkelere ücretsiz olarak bizim gıdamızı ve hatta bütün masrafları karşılamaya hazırız. Görüşmelerimiz niçelemek üzere ve en yakın haftalarda böyle bir sevkiyatlar olabilir. Suriye'de işbirliğimize, Türkiye ile olan işbirliğimize çok büyük değer veriyoruz. Astana formatımızdaki işbirliği çok önemli. Suriye konusunda en etkin bir mekanizma söz konusu. Ve biz Türkiye'nin Suriye krizinin çözülmesine temel ilgileri paylaşıyoruz. Hemfikiriz bu konuda. Türkiye'nin toprak bütünlüğü bağımsızlığının korunmasıdır. Tabii ki ulusal bir barış ve birlik lazım. Herhangi bir dışarıdan empoze reçeteler, impoze edilecek çözümler olmaz. Libya'da kapsamlı bir çözümden yana Suriye'nin, Libya'nın bölünmemesi ve şiddetten vazgeçmesi ile ilgilidir. Ben inanıyorum ki bugün yaptığımız değerlendirmeler çok verimliydi. Ve bugünkü yaptığımız çalışmalarını verimli ve kapsamlı diyalog yaptık. Sayın Erdoğan'a şükranlarımı sunmak istiyorum. İşbirliğimizin tüm alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak bu toplantı. Teşekkür ediyorum. Başıba.
Господин президент, Sayın Devlet Başkanı, saygıdeğer heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum, Sayın Putin'e nazik daveti ve misafirperverliği için tekrar teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle 6 Şubat depremleriyle son aylarda yaşanan orman yangınları sırasında verdikleri destek ve sergiledikleri dayanışma için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisiyle son olarak geçtiğimiz yıl Astana'da düzenlenen Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı vesilesiyle bir araya gelmiştik. O günden bugüne kadar Sayın Putin'le daima yakın telefon diplomasisiyle diyalog içinde olduk. Bugün gerek ikili gerekse heyetlerimizin katılımıyla yaptığımız görüşmelerde gündemimizdeki konuları ele aldık. Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu işbirliğimizi daha da güçlendirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Turizmde bu yılda oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz. 2022 yılında 5 milyon 230 bin Rus vatandaşını ülkemizde ağırlamıştık. Bu yılın ilk 7 ayında ise 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum. Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ofis açma kararından memnuniyet duyduk. Karadeniz girişimi küresel gıda kriziyle mücadelede anahtar rol oynadı. Özellikle Afrika gibi tahıla en çok ihtiyaç duyanlar için bir nefes borusu oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları biz de farklı vesilelerle ifade ettik, ediyoruz. Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğini bu konudaki görüşlerimizi dostumla da samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'le bir istişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Değerli basın mensupları, bölgemizde ve refahın tesisi sürdürme kararlılığındayız. Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz. Her konuşmamda vurguluyorum. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Bu ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız. Sayın Putin'le diğer bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu kapsamda Suriye, Güney Kafkasya, Libya ile Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirdik. İkili ilişkilerimizi bugüne kadar iyi komşuluk
dostluk, samimiyet ilkeleri temelinde ülkelerimizin ve bölgemizin çıkarına hizmet edecek şekilde ilerlettik. Bu temel üzerine inşa edilen Türk-Rus münasebetlerinin faydalarını çok geniş bir alanda gördük, görüyoruz. Rusya ile yakın temasımız bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir. Özellikle Akkuyu nükleer enerji santrali malum son şiddetiyle yürüyor. İkinci bir adım olarak da yine Sinop nükleer enerji santrali konusunu bugün değerli dostumla ele aldım. Dizi mutabakat yani bir belge parafe edilme. Она должна быть продолжена. Спасибо. Afrika ülkelerinin girişimleri var. Tabii ki Sayın Erdoğan'a da müteşekkiriz bu kendilerinin çabaları için. Şimdi tahıl anlaşmanın canlandırılmasından zaten bahsettik. Anlaşmaya karşı değiliz ama önümüzdeki günler bizim bu sene çok iyi bir hasılat toplayacağız. Burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor. Özellikle Karadeniz tahıl koridorundan en az gelişmiş fakir, garip kuraba Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Ama buradan çıkacak tahılın %44'ü Avrupa ülkelerine giderse, buna tabii haklı olarak Rusya olumlu bakmıyor. Buradan zaten %14 filan Türkiye. Bunun dışında işte %6 bu civarda Afrika mutabık kaldık. Temennim odur ki Sayın Putin de Afrika ülkelerinden bu talepleri süratle yerine getirir ki 6 tane ülkeden özellikle biliyorsunuz son durumu ve Rusya şu ya da bu görüşme siyasi ve diplomatik hazır mıdır? Tahıl konusuna gelince, yani tahıl konusu Türkiye ile yürüteceğimiz ortak ve belki Katar'ı da katacağız işin içine. 1 milyon ton tahılı hep beraber çıkaracağımız bu projeyi Karadeniz girişiminin alternatifi olarak görmüyoruz. Tabii Ukrayna'nın da herhangi bir şey